Herkese selamlar dostlar. 27 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Artık işimizin, işimizin başındayız. Gerek canlılar olsun gerek kuponlar olsun ligler de başladı. Ocak itibariyle birlikte zaten 6 aylık dolu dolu bir serüven var. Elimizden gelen en iyisini yaparaktan da güzel kazançlar elde etmeye çalışacağız. Şimdiden herkese bol şanslar. Şöyle bir güzel video başlangıcı olsun. Hepinizden güzel like'lar bekliyorum. Şöyle iki saniyenizi ayırıp like butonuna basarsanız sevinirim. Bol şanslar diyerekten de başlayalım. Öncelikle bir adet skor yarışması var. Bu maç skor yarışmasıyla başlayalım. Fenerbahçe Hatay Spor maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bizim lig özellikle Süper Lig'de bu bir yoğun bir maraton olacak. Takımlar kötü etkilenebilir. Geniş kadroya sahip olan bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe bir tık önde zaten bence genel anlamda. Ki normalde de önde. Bakalım maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı Ocak ayından itibaren yani aralığı bıraktım. Ocak ayında da gruplarımıza dahil edelim. Bol şanslar katılacaklara devam ettim bunu. Yüksek misli neler yaptık? Yüksek misli de özellikle Ocak ayından itibaren yüksek mislinin kasasını ayrı tutmayı düşünüyorum. Ben bir video çekeceğim zaten Ocak ayı için. Seviyeleri güncelledim. Ayrıca içeriklerde de birkaç yeni ekleme yapmayı düşünüyorum. Yüksek misli dediğim gibi güzel bir kasa sistemi yaparaktan gideceğim. Zaten yüksek bizde sadece ben verdiğim için kasayı tutmakta kolay olacaktır. Yüksek oynayanlar 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira bandında gidecek. Genellikle bu yüksek misi seviyeleri. Son Kasa Paşa maçı vardı. Başarılı oldu. 1.46'dan yüksek misisini aldık. Zaten devre arasına geldi ve devam ettik diyerekten geçtim. Herkese açık grubumuz var. Açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mevcut. Oraya da yaklaşık 5000 kişi var. Bugün de mesela derbi vardı. Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı vardı. Bugün oynanacak mücadele. Ekranda gördüğünüz tercihi verdim. Oraya da ara canlı bahisler ekstra tercihler ataraktan da yine ücretsiz bir şekilde orada da sizlere kazandırmaya çalışıyoruz. Ki de zaten editörlerin canlısı olsun. Benim ekstra diğer tercihlerimiz olsun. Katı Telegram gruplarımızda ilerlemeye devam ediyor şu an artaraktan gidecek. Onu da bir belirtelim sizlere. Geçtim bunu. Aynı şekilde canlı bahislerle devam edeceğiz. Sağdaki canlı özellikle sabah Avustralya'nın mücadelesi vardı. Oradan aldık. Western United mücadelesi. Gol geldi oradan aldık. İlk yarıdan bir gol. Soldaki de dün geceden NBA canlıları yapıyoruz işte. Elimizden geldiğince şimdi zaten dediğim gibi daha da artaraktan devam edecek. Canlı maçlarla birlikte sizler de zaten videolarda bunları da göstererekten de devam edeceğim. Şimdi videomuza başlayalım. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 400 seviyesindeki like'tır. Hatta 400 fazla olur 300 alalım biz. Şöyle hemen 2 saniyenizi ayırıp emeğe saygı açısından like atarsanız güzel bir başlangıç yapalım. 5 Beş maçım var 5'ini de anlatacağım. Bol şanslar. Başakşehir Antalya Spor mücadelesi. Maça baktığımız zaman da Antalya Spor'un şu son 2 ekibin son maçlarını da izledim. Oradan başlayayım isterseniz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Antalya Spor bence yenilmeyi hak etmedi diyebiliriz. Açıkçası Ankara gücüne oranla daha net pozisyonlara giren taraf Antalya Spor'du. Kendi evinde oynadığı karşılaşmada. Fakat mağlup oldu 2-0 gibi skorla. Zaten son gol 90 artı 10'da bomboş karşı karşıya attı sol. İyi bir futbol sergileyerekten başladı. Fakat karşılarında 7 tane gol yemiş bir Başakşehir vardı. Dedim ki ya 7 tane gol yedi ziraat maçı var dediğin üzere. Güzel bir başlangıç yapmak isteyecektir Emre Hoca. Ziraatte de aldık. Güzel bir şekilde kazandık zaten. 2 tane de canlısını yapmıştık. Maç önü de almıştık. Kazandık. Son oyunda da mücadeleyle ben ne dedim? Yani Ümraniye tarafı falan zorluk çıkabilir falan. Oranı aldanmayalım. Oran da 1.88'e kadar yükseldi. Doğrudan bir Başakşehir galibiyeti alalım dedim. Orada da Başakşehir galip geldi 3-1 gibi skorla. Kendi evinde oynayacak burada. Antalya Sporlu oynayacak. Ben burada Başakşehir'in kendi evinde ne kadar galip gelmesini beklesem de şu şekilde bir canlı tercih alacağım. Biraz daha yüksek oranlara gitmek istediğimden dolayı Başakşehir'in galibiyetinden ziyade atıça 2 golü alırsak neredeyse 1.70 oran alacağız. 1.68'de bunun oranı var. Başakşehir'in ben kendi evinde Antalya'ya karşı 2 gol atmasını bekliyorum. Tam da 2 gol atmasını bekliyorum bu arada. 3 değil 1 değil. Tam 2 gol atmasını bekliyorum. İkinci maçım Ankara gücüyle Ümraniye mücadelesi. Her iki ekibi karşılaştırdığımız zaman da son performanslara göre Ümraniye ya ne yapacağı belli olmayan takımlardan bir tanesi son Başakşehir maçı vardı zaten. Başakşehir yenmesini bildi. Ankara Gücü de ligi çok iyi bırakmıştı. Ligi iyi bıraktı, iyi bir performansla devam ediyordu ki galibiyetle başladılar. Ama dediğim gibi galibiyeti çok da hak et, ettiklerini söylemek doğru olmaz. Çünkü Antalya daha iyi oynadı. Direkten iki tane direkten dönen topu kale dibinde göktüğünüzün kontrol edemedi mesela. Kalenin tam dibinden kaçtı mesela. Pozisyonlar vardı. Ama Ankara Gücü iyi bir takım en azından ne oynadığını bilen takımlardan bir tanesi. İlerideki Sov'da ben Osimhen'e benzetiyorum. Burada da ben Ankara gücünün doğrudan galip gelmesini bekleyeceğim. Zaten maçın beklentisini söyleyeyim. Maçın indeks beklentisi 2-0'lık bir Ankara gücü galibiyeti. Ben maçın 1-0'ı da olmasının ihtimalini karşı olarak da taraf riskini alıyorum. Çünkü oran riski karşılıyor burada. 1.62 gibi oran var. Doğrudan galibiyetini almak 1.62 gibi orandan benim için daha ideal olacaktır burada. Ama taraf her zaman risklidir. Zaten bunun riskini sizler de biliyorsunuz. Fenerbahçe ile Hatay spor mücadelesi. Güzel bir karşılaşma geçecektir. Hatay tarafı da gollere katkı verebilir diye düşünüyorum ben burada Fenerbahçe'ye karşı. Çünkü Fenerbahçe takımı defans çizgisini önde oynayan takımlardan bir tanesi ve kalabalık çıkan ekiplerden bir tanesi. Hatay ile oynayacaklar. Volkan, Demir Volkan Demirel'in öğrencileri de şu son dönemde. Volkan Hoca'dan sonra daha iyi bir hata izledik. Lige çok kötü başlamıştı. 10 tane mağlubiyeti vardı sanırım üst üste. Volkan Demirel'den sonra biraz daha toparlandı Hatay Spor Açıkçası. Fenerbahçe yenecek güçteler mi sanmıyorum. Fenerbahçe'de birkaç eksik var onlardan bahsedelim. Crespo çok önemli eksik bence. Kart cezalısı. Son maçta kırmızı kart gördü. Derbi sonrası oynanacak bir karşılaşma. Fenerbahçe kaybederek devam ediyor. Şu son dönemde liderliği de Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe'nin burada mutlak galip gelmesi şart. O yüzden Fenerbahçe galip gelebilir. Okey bunda okeyiz. Fakat nasıl galip gelir? Biz bunu yakalamamız lazım. Oran almamız adına. Hatay'ın da gollere katkı verebileceğini düşünerekten de 2.5 üstüne bir yaparsanız 1.54 gibi orandan ideal bir orandan almış olursunuz. Ben burada Fenerbahçe'nin tek başına üst yapmasını da bekleniyor. Hatta maçın beklentisi de 3-0'lık bir Hatay Spor 3-0'lık bir Fenerbahçe galibiyeti. O yüzden burada ev sahibi 2.5 üstü de yaparaktan da 1.87 oranı vardı. Oran değişmemiş. Yüksek oranıyla veya sisteme atmak isteyenler burada Fenerbahçe'nin tek başına atacağı 3 golü de değerlendirme altına alarak da ev 2.5 üstten faydalanabilir. Bol şanslar. Chelsea ile Bournemouth mücadelesi. Bu maç şöyle bir değerlendirme altına aldım. Yani üstte mi gider alta mı gider çok belli olmaz. Öyle bir maç. Biraz selekeli bir maç. Chelsea çok iyi gitmiyor. Sırf şu oran kadro kalitesinden dolayı veriliyor bence. 1.18'lik bir oran vermişler Chelsea. Ye. Bournemouth'a baktığımız zaman da deplasmanlarda zaten çok güven vermeyen bir takım kontrol oynayan takımlardan bir tanesi. Özellikle Chelsea burada 1-0 öne geçerse ki öyle düşünüyorum. Ben kendi planımı senaryomu anlatayım özellikle burada. Şimdi Chelsea kendi evinde oynadığı maçlarda çok fazla gol atmıyor. Neden atmıyor? O 6 maçta 10 gol mü ne atmış? Kendi evinde oynadığı maçlarda. Şöyle Chelsea İlk gol attığı zaman da kontrolü rakibe vermiyor. En azından top benim ayağımda dursun daha güvenli olur diyor. Top çeviriyor, sağa iniyor, sola iniyor, orta sağa, kaleciyi oyuna sokuyor. O şekilde bir oyun sergilediği için kendi evindeki oynadığı maçlar çok golü de geçmiyor. Chelsea de burada bir patlama yapabilir mi onu da düşündüm. Chelsea'nin bir ihtiyacı var çünkü. Bir galibiyet serisine ihtiyacı var. Grand Potter'la birlikte devam eden bir Chelsea takımı var. Ben burada Chelsea'nin galip gelmesini, zaten Bournemouth burada kontrol oynayacaktır. O kontrasını bilerekten de Chelsea'nin de orada güvenli bölge, yani orta sahayı biraz daha sağlam tutacaktır diye düşünüyorum. O yüzden 4.5 altı da bir yaptım ben burada. Taraf tercihine gittim. Bir de 4.5 alt yaptım. Yani daha türlü oran alamıyorum. Bu mücadelede skor beklentisi de zaten 2-0-2-1 ayarında bir maç olduğundan dolayı bu skor ayarına geçmesini bekleyerek yani 4.5 altında biri alırız diye düşünüyorum. Manchester United ile Nottingham Forest mücadelesi. Şimdi bu maç çok önemli. Özellikle United tarafı adına çok önemli. Çünkü neden? Şimdi Ronaldo takımdan ayrıldı. United yönetimi zaten takımdan ayrılttı. Zorla ayrıldı. Yani Ronaldo'nun açıklamaları zaten... Ben zaten bu takımdan gideceğim diyerekten de sözleşmeler feshedildi. Maça baktığımız zaman da burada United'ın ben burada galip gelmesini bekleyeceğim galip gelecektir bence de United takımı. Fakat biz burada nasıl oran alırız diye baktığımız zaman da Ronaldo sonrası ilk maçına çıkacak. Özellikle ben şunu söyleyeyim. Rashford kendini çok fazla geliştirdiğini düşünüyorum ben. Önceki yıllara göre da yani o eskiden böyle karşı karşıya çok kaçırırdı falan. Şu an daha da bir teknikleşmiş. Daha bir güven veriyor özellikle Rashford. ileri hattında Martial yazıyor da Rashford oynayabilir. Rashford'u sağ kanada yazmışlar burada. Anthony belki sağ geçip Rashford ileride oynayabilir. Fernandez aynı şekilde diğer oyuncular da olacak. Varan ve Lisandro Martinez bu maçta olmayabilir. Dünya Kupası finalinden dolayı tatilde olabilirler. Kısa bir tatilde. Onlar da tatil yaptıktan sonra dönerler fakat çok da önemli eksikler değil. Harry Maguire bu maçta aynı şekilde olmayabilir. United'ın ben burada galip gelmesini bekleyeceğim. Oranla saldırırız diye baktığımız zaman da şöyle bir oran alabiliriz diye düşündüm. United'ın ilk yerden atacağı bir gol yani şöyle ilk yarı ev sahibi bir 1.33 gibi oranı var. Bunu ideal olarak değerlendirme alınabilir. United ilk yarıdan bir gol bulabilir gibi geliyor. 1.33 gibi oranı açmışlar. Ya 33'ün riskine girmeyelim. Devre gol için diyerekten diyorsanız da yine aynı şekilde devre galibiyetine gidebiliriz. Onun oranı 1.56 gibi oranı var. United takımı ilk dakikadan itibaren bence baskılı bir oyun sergileyerekten de zeval vermeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Bu yönde bir tercihim var. Değerlendirecekler bol şanslar. 5 tane tercihim vardı. İdeal ve yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım değerlendirecekler. Bol şanslar. Videomuza like atmayı lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere. Emeğe saygı. Görüşmek üzere. Bay bay.